Güzel günler sevgili izleyiciler. Şimdi bu ince galvanizli tel, drapon kağıdı ve de şöyle iple eşyalar yapacağız. Önce şöyle bir plastik kap ya da yani kullanılan kap da olabilir. Bunu alıyorum. Aluminyum folyodan bir parça yeteri kadar göz kararı keserek şu şekilde. Bu şekilde. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra iyice oturtmanız lazım. Ve çok düzgün olması lazım. Bu şekilde. Vakit alacağı için şimdi ben bu şekilde bırakıyorum. Bu galvanizli telden ince galvanizli tel inşaat malzemesi satan yerlerde bunları çok kolay bulabilirsiniz. Kesir. Şöyle ortadan tutuyorum. Şurası 3-2 santimetre kadar uzun olacak şekilde aldıktan sonra yine buradan da 2 santimetre uzun olacak şekilde ölçtüm. Ve de tel kesiciyle kestim. Bundan 15 tane olması için yani 8 tane 7 tane tel olacak. Bir tane de yarıdan biraz fazlası kadar yapacağım. Tek sayıda olması lazım bunların. Şöyle istediğiniz şekilde renkte evde hangi renginiz varsa ya da aldığınız drapon kağıdını bu şekilde kesiyorum. Tersini çevirip şu şekilde koyup başlıyorum kıvırmaya. Şimdi bunu kıvırırken zorluk çıkarmaması için son derece böyle düzgün yapmanız gerekli. Dümdüz yaparsanız bir sorun çıkarmadan ya da biraz varsa acık sorunlu yapıyorsunuz. Bakın şöyle. Şurada. Sadece tepeden tutup kıvıracaksınız. Bunu da şu şekilde elimden görün. Böyle kıvıra kıvıra son derece kolay yapması. Ama ilk yaptığınızda tabii ki biraz zorluk çekebilirsiniz. Şuradan tırnağımı dayıyorum. Döndürdükçe bu kopuyor. Bakın. Şöyle çift bir tane de yarısı kadar demiştim. Yarısını şuradan göstereyim. Bunu kesiyorum. Bunların hepsini tutup yarımını yapmışım zaten burada. Görmedim. Tam ortadan burkuyorsunuz. Biraz açarak şuradan bir küçük telle şu şekilde bağlayacaksınız. Bunun için şu karga burun işe yarayabilir. Kıvırdıktan sonra bir kere daha kıvırıp şu tarafları, uçları kesin. Şu şekilde. Sonra bunları çok sıkı bir şekilde bastırarak her tarafından sabitleyeceksiniz. Bu basit bir detay gibi duruyor ama oldukça rahat çalışabilmeniz için düzgün yapmanız gerekli. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle açıyorum. Sıraya göre açıyorum. Şu kısa olan
böyle, 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 böyle. Sonra bunun üstüne, şurası ısırmadı ama önemli değil. Şöyle bastırıp şunlara, bütün kenarlara tutturuyorum. Şöyle, vakit aldığı için hızlı hızlı yapmak istiyorum. Şöyle hepsini tutturduktan sonra bunu, bunu, bunu bu şekilde hepsini tutturduktan sonra kenara çok eşit aralıklarla olmalı. Önemli olan bir şey şunların hepsinin eşit aralıklarla olması gerekli. Biraz çarptık bunları. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi kıvrılacak hepsi. Şu anda düzgün olmadı ama önemli değil, acele ettiğim için. Şimdi ipi alıyorum. Şunu da göstereceğim şimdi. Bakın çok düzgün bir şekilde, daha böyle düz, büyükçe bir tasla bunları yerleştirdim. Sonra ipin ucunu şu şekilde kıvırdıktan sonra şuraya yapıştırıyorum ortaya. Sonra bu şekilde devam ediyorum. Bakın şimdi şurada alttan geçti. Bunu üstten geçiriyorum. Çünkü bir önceki alttan geçmiş. Bunu açıyorum. Şunu da açabilirim. Şöyle alttan. Şuradakinin üstünde oluyor tabii ki. Sonra tekrar alttan. Bunları da yine kapatıyorum. Sonra buradaki üstten, şuradaki üstten gene şu alttan geçiriyorum. Alttan geçiriyorum, üstten geçiriyorum. Şunu kapatıp bunu açıyorum. Gene kedi, kedi. Şunu şöyle koyalım. Şimdi bir alttan, bir üstten tekrar burayı kapatıyorum. Burayı açıyorum. Bu şekilde devam edeceksiniz. İlk başta işte biraz zorlanıyorsunuz. Aşağı indikçe son derece kolay oluyor. Hepsini birden de bu şekilde açabilirsiniz. Birer birer alttan geçirdikten sonra bunları kapatıp bunları açabilirsiniz. Sizin artık maharetinize kalmış. Evet. Bunu bırakıyorum şimdi. Bakın bitmiş hali bu. Bittikten sonra, tamamı bittikten sonra kurutu üzerine, bunu da göstereyim. Şöyle plastik bardağa şu beyaz zamk, ahşap tutkalı diyorlar, bir sürü ismi var. Şunu getirip şöyle 3 kaşık kadar sıktım. Üzerine 1 kaşık, yani yarım kaşık kadar da su ilave ettim. Bunu karıştırdım. Karıştırıyorum. Biraz şuraya nasıl sürüldüğünü göstereceğim. Şu şekilde bittikten sonra böyle bakın. Her yer ıslanacak kadar süreceksiniz. Bu şekilde. Tamamdır. Kuruduktan sonra bunu olduğu gibi çıkarıyorsunuz. Alüminyum folyo olduğu için son derece rahat çıkıyor. Ortası da bakın ne kadar düzgün oldu. Şu kalan tel uçlarını da içeriye kıvırabilirsiniz. Şimdi bu süsleri yaptım. Bir de onu göstereyim. Şöyle bir naylon. Şöyle
buraya şu zamk, Faber-Castell marka, çok güzel bir zamk. Şöyle 5 santim çapında kadar yuvarlak sürüyorum zamkı. Sonra şunu elimde ilk burada başladığımız gibi bu şekilde kıvırdıktan sonra tam düzgün yapmalısınız. Şurada yerleştiriyorum ve bu şekilde son derece kolay bir şekilde böyle kıvırdıktan sonra yine bu şeyi sürüyorum. Beyaz zamk su karışımını. Sonra bakın böyle güzel bir şey oldu. Bunları da arkasına zamk sürerek kenarları yapıştırdım. Ortalarında da bakın yassı kristaller var. Onları yapıştırdım. Çok da güzel oldu. Paratalı her şey benim çok hoşuma gidiyor. Bunu sepet olarak kullanabilirsiniz. Çiçek falan her şeyi istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz içine. Ya da şöyle bir kaide yaptım. Son derece düşük fiyatlı, çok kolay yapılışı, bunu ileriki zamanda göstereceğim. Tekrar şu çit telinden yaptım. Bu minik küçük ampul koydum. Bunun üstüne bu şekilde oturtuyorsunuz. Gayet de güzel oturuyor. Çok da rahat. Şimdi şunu takalım. Bakın. Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Evet. Bir küçük şey daha göstereceğim. Bunu şöyle koyalım. Aynı teknikle yapılmış. Şöyle 2 bardak. Aynı boyda olması yeterli bardakları. Şurayı bunu da kapatırken içeriye kıvırıp kapatıyorum. Bulması çok kolay oluyor. Evet, bu şekilde. Bunu şöyle bir yere koyduktan sonra keserseniz hem düşmüyor hem de işinize daha yararlı oluyor. Böyle aldım. Buradan tam ortasından hiç kımıldatmadan taktım. Bir tane daha yapacağız. Sağlam olsun diye. Şöylece. Şimdi bu taraftan böyle geçiriyorum. Bu kadar basit. Şimdi ne yaptım gene? Bunları şöyle, bunları da kıvırmışım hazır ucunda. Şu şekilde üstüne lastik bağladıktan sonra, lastik de tam lastik, hafif tutunca işini göremiyorum. Şöyle bağlıyorum. Sıkıca bağlıyorum. Bir tane daha diyeyim. Bunları sonradan yerleştiriyorum. Şöyle aynı demin yuvarlak üzerinde yaptığımız gibi bu şekilde yerleştirip döndürerek yerleştiriyorum. Şurada iki parça yumak yaptım ipin ortasından. Buradan başladım. Aynı şekilde biri altta biri üstte olarak gördüğünüz gibi. Şimdi şu neden bunları tek yaptım? İkisini eşit yaptığım zaman ikisinin altından ya da üstünden iki telin üstünden geçirmek gerekiyor. Böyle olduğu zaman devamlı bir alt bir üst, bir alt bir üst. Şimdi bunları da böyle de yapabilirsiniz. Şurası bağlandı çünkü. Çalışması daha kolay. Hepsini böyle yaptıktan sonra şu altta geçmiş. Üstten geçiriyorum. Alttan, üstten, alttan, üstten, alttan, üstten, alttan. Devamlı bu böyle gidecek. Tek olduğu için. Anlatabildim mi?
Tamam, şimdi bunu koyuyorum. Bu bitmiş hali. Aynı şekilde gene beyaz zenk su karışımını buraya bol miktarda sürdüm ve kuruttum. Şimdi çok sağlam oldu. Şu tarafına da bunlar şeyde dikiş malzemeleri satan yerlerde satılıyor. Şöyle ince bir şey kestim. Şuraya da şöyle hafif dip dibe her tarafa değecek şekilde zamk sürüyorum. Sonra bunu yerleştiriyorum. Şuradan iki uçtan yarımşar santim daha az kısalıkta kestim. İşte bu kadar. Bakın ne kadar şık. Bizim geleneksel sepetlerimiz vardır. Aynı onlar gibi. Geleneksel olduğu için bu şekli çok beğeniyorum, çok seviyorum. Bu da yine aynı şekilde yapılmış. Sprey boyayla boyadım üstünü. Bakır sprey boyayla bu şekli aldı. Bunlar da karabiber kokusu. Karabiber ismini bilmiyorum ne söylüyorlar. Urla'da İzmir'e giderken ağaçlar dolu bunlarla. Bu şekilde koparıp dalladım. Böyle yerleştirdim bunları da. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Şöyle koyalım. Bakın bunu da kutunun, bu plastik kutunun etrafına yaptım. Şöyle göstereyim. Yani çok çeşitlendirebilirsiniz. Sadece tekniği çok basit. Bu şekilde yaptım. Şimdi kuruduktan sonra çekmiş, küçülmüş sepet. Sonra yeşil spreyli boyayla boyadım. Bunları da daha sonra göstereceğim. Bunların malzemesini şimdi söylemiyorum. Çok basit bir şeylerden yaptım. Bu da böyle benim çiçeğim. Beraber poz vereyim. Gelincikler de çok güzel. Evet. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.